Gökçe geldi. Hoş geldiniz. Evet. Hocam kusura bakmayın. Kusura Estağfurullah. Bakmayın. Benim hatam. Bu Boğaziçi Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi diyorum. Boğaziçi Elektrik benim kafam karıştırdı. Biz bu arada kayıt yapıyoruz. 19 Mayıs tamam. Gençlik şarkısı yaptık. Onun kaydını yapıyoruz. Gençlik marşının kaydını yapıyoruz. Ondan sonra bir de öğretmen marşı geliyor. Ben bir de doktorlarımıza bir marş yapacağım. Söz. Harika. Yani onu da size hediye edeceğiz inşallah. Nerede kaldık hocam? Şeyde kaldık. En son Antalya'da kaldık ama isterseniz en baştan tekrar anlatın. Bu Avrupa'daki başkan yardımcınızdan bahsedin lütfen. Bu kayıda, şimdi, kayıt oldu. Kayıt olsun. Toplantıyla ilgili bilgiyle başlayalım o zaman yine. Buyurun. Buyurun. İki yılda bir yapılan Avrupa'nın en büyük foniyatri kongresi. Avrupa Foniyatristler Birliği Kongresi. Evet. 2020 yılı için biz bunu Türkiye'de yapacaktık. Ama işte bu koronavirüs önlemleri nedeniyle çok büyük ihtimalle önümüzdeki yıla kaydıracağız. Ekim ayının başında, Ekim 2021'de tüm dostlarımızı, sesle, konuşmayla, yutmayla ilgilenen bütün dostlarımızı o toplantıya bekliyoruz. O tarafını söylemiş yani sadece olalım. Ama bu sadece doktorları şey yapan hayır. değil. Yani profesyonel hayır. olarak seslerini Elbette. Kullanan Elbette. Avukatlar Elbette. Var, öğretmenler var, ondan sonra opera şarkıcıları var, pop var, koroda söyleyenler var. Yani ben öğretmenlerin, özellikle öğretmenlerin ve avukatların da katılmasını istiyorum. Size anlatmış mıydım bilmiyorum, özür dilerim ama Amerika'da benim bir avukatım var. Yani kendisi çok yakın arkadaşım. Diyordu ki hakime ben sesimi duyuramıyorum diyordu mahkemede. Neden diyordum? Yani dinlemiyor beni falan dedi. Oturduk bayağı bir çalıştık 3 ay. Ondan sonra bir davaya girdi ve kazandı davayı 1 ay sonra. Harika. Bana dedi ki sesin ne kadar faydalı olduğunu şimdi daha iyi anladım dedi. Yani belki kazanırdım bu davaya biraz dedi uzun sürer dedi. 3-4 ay sürerdi ama dedi 1 ayda hallettik onu dedi. Ya yani ilginç. İnsanlarımız bunun bilincine varması lazım. Öyle değil mi hocam sizce? Aynı şekilde şimdi değil mi? Yani... Siz tabii hani bunu çok iyi biliyorsunuz. İşimiz muhabbet olduğu için bana pas atıyorsunuz. Farkındayım. Evet. Ses biliyorsunuz bir insanın kendini ifade ediş tarzı. Hem kendini ifade ediş tarzı hem de aslında onunla ilgili birçok şey konusunda bize fikir veren bir şey. Birçok evet. şey derken iki ana şeyi söylemek istiyorum. Birisi genel fizyolojik iyilik hali. İkincisi de ruh hali. Evet. Yani bir insanın nasıl hissettiğini sesinin tonundan anlıyorsunuz. Şimdi siz çok sık yurt dışına gidiyorsunuz. Diyelim Amerika'da bir arkadaşınız var çok sevdiğiniz. Telefonla konuşuyorsunuz. Siz İstanbul'dasınız, o Amerika'da. Sesinin tonunda bir şey hissettiğinizde diyorsunuz ki hayırdır her şey yolunda mı? Bir sıkıntı Doğru. mı var? Doğrudur. Çünkü onun gerçekten fizyolojik bir sıkıntısı da varsa, işte karnı ağrıyorsa, ayağını burktuysa vesaire ya da psikolojik ruhsal olarak da iyi bir durumda değilse o sesine yansıyor. Onun için o söylediğiniz avukat örneği çok önemli. Bir bu hani herkesi etkileyen kısmı var sesin. Bir de profesyonel olarak bundan etkilenme riski daha çok olan insanlar var. Profesyonel ses dediğimiz zaman işte illaki böyle bir elit opera sanatçısından sadece bahsetmiyoruz. Hayatını bununla kazanan insanlar var. Sizin şeyi izledim ben bugün gene. Şu bozacıyla olan performansınızı. Aman hocam, şimdi o insanın aman. sesinin çıkması lazım. Yani o insanın sesi çıkacak ki o şeyini yapabilsin. Yani kendisini prezent edebilsin. Güzin hocalar ondan dolayı fırça yiyorum sürekli yani. Öyle mi? Aman yani. Duymasın. Hocam ama duymasın onu. Ama önemli değil. Önemli değil. Yani sonuçta benim neden sıkacağım? Orada bir amatör bir ruh vardı. Bozacı'ya. Biz bozasını aldık. Siftahını yaptık bozacını. Cihat Aşkın hocamla beraber. Eşim de onu öyle çekti. Eşim de yüksek mimar. Öyle çekti yani amatör olarak paylaştı. Yani orada bir ses o gösterme çok, falan çok, yok yani. Çok çok hoş bir anekdottu. Ben onun için ona atıfta bulundum. Sağ olun, şimdi sağ olun. izleyicilerimizden birisi söyledi mesela ben beden öğretmeniyim diyor. Yani bir öğretmen gerek hani içeride gerek işte bir beden eğitimi gibi öğretmeni gibi açık havada sesini duyurmaya çalışan birisi olsun. Avukat örneğini siz verdiniz az önce. Biz hekimler hastalarımızla her zaman işte sesimiz aracılığıyla temas kuruyoruz. Politikacılar biliyorsunuz her zaman buna ihtiyaç duyuyorlar. İşte satış temsilcileri, çağrı merkezinden gelen bir sürü hastamız var. Öğretmenler en büyük grubumuz. Din görevlileri biliyorsunuz bütün dünyada önemlidir. Bizde de aynı şekilde. Yani Hayır, aslında ondan profesyonel ses bahsetmeyin. Dediğinizde profesyonel ses dediğinizde öyle büyük bir şey ki yelpaze ki bu aslında. Ve ne yazık ki o bizim nasıl diyelim... İş hayatımız profesyonel beklentide bulunuyor sesimizden ama
bizim o iş hayatımıza geçerken bize bununla ilgili herhangi bir eğitim ya da bununla ilgili herhangi bir şey öğretilmiyor. Yani hiçbir işte eğitim fakültesinde öğretmen yetiştirirken ya da efendim işte din görevlisi yetiştiren ya da hani bu konuda daha üst düzey şey yapan ilahiyat fakültesinde vesaire hani sesine yönelik, sesini nasıl kullanacağına yönelik yeterince eğitim almadan mezun oluyor insanlar. Onun için evet, o profesyonel evet. ses beklentisi apayrı. Bir de tabii ki her insan olarak hep derdimizi anlatmak için kullandığımız en küçüğünden en büyüğüne sesimiz var. Hepimiz için kıymetli. Bir de hocam Filiz Halil ile bizim programımız oldu. Daha sonradan önün öncesinde Gürel hocamızla programımız oldu. Orada da bir şey var. Merak çok önemli. Öyle değil mi sizce? Merak etmek. Çok. Tenor arıyor hocam beni. Arda Doğan arıyor şu anda. Burak Beyciğim çok özür. Merak dediniz, ondan sonrasını ben duyamadım, kesildi. Özür dilerim. Merak çok önemli, soru sormak çok önemli, araştırmak çok önemli ve gidip beklememek, yani tepside sunulmasını beklememek önemli. Yani gidip sormak, soruşturmak, doğru insanlarla konuşmak, sohbet etmek ve oradan o şeyi alıp kendinize uygulamak. Yani tamamen değil, %100 değil. Yani biz ses tekniğiyle ilgili konuştuk mesela. Ben tabii ki çalıştığım insanlar oldu ama yani benim başlangıcımı yapan sonuçta Güzin Gürel'di. Hiçbir zaman ben temelimiz değiştirmedim. Tabii ki kazandığım şeyler oldu. Yani bunlar, bu çok önemli. Peki sizde meraklı doktorlar var mı hocam? Merak edenler, araştıranlar, soru soranlar. Olmaz mı? Hani ben çocukluk çağından itibaren en sevdiğim insan tipi. Hani belki bunu yıllar içerisinde algıladım ve hani ben daha sempati duymaya başladım. Evet. Çünkü ne bileyim bizim çocukluğumuzda sanki böyle biliyorsunuz çok soru sormak çok iyi bir şey değil gibiydi. Yani hani uslu çocuk olup işte uyumlu olmak, sorun çıkarmamak çok güzel bir şeydir birçok okul için. Bu hani sevilen öğrencidir ama hep meraklılar, hep kendini... Hep meraklılar, hep kendini yetiştirenler hani bir adım ileriye gider, bir adım daha yukarıya, bir basamak daha yukarıya taşır o dalı, o alanı. İşte şimdi hani sizin gibi kendi alanında, bizler gibi kendi alanında bir şeyleri merak edip bu konuda gerek işte yurt dışında, gerek yurt içinde şimdiye kadar birikmiş bilgileri toparlayıp, öğrenip, onları öğrendikçe, okudukça, bir de günlük hayatta belli şeylere ihtiyaç duydukça o zaman kafalarında soru işareti oluşup hani o konuda çalışan insanlar işte bir adım daha yukarıya, bir basamak daha yukarıya o çıtayı koyuyorlar. Tabii artık hayat çok kolaylaştı bu yönden de. Yani merak dediniz. Merakla beraber belki tabii merak olacak, emek olacak, bir de devamlılık olacak. Yani hani o sırada bir merak oldu. Araştırdık. O kadar kolay ki artık. Yani herhangi bir kitap sahibi olmanıza gerek yok. Bir kütüphaneye gitmenize gerek yok. Herkesin önünde bilgisayarı ya da elinde artık o telefonuyla, tabletiyle her türlü şeye ulaşabiliyor. Ve ona ulaştıktan sonra bir sonraki aşamayı eğer zincir halinde siz takip ederseniz teorik olarak ulaşabileceğiniz bilgiye ulaşıyorsunuz. Pratik olarak da kimin bilgi sahibi olduğunu. Şimdi ben kendi alanım tamam, ben kulak burun boğaz uzmanıyım. Tamam, ses hastalıklarına meylim var. O konuda bilgimi arttırmak için elimden geleni yapıyorum. Ama hani sahada olan, yani sesini kullanarak işte performans sergileyen birisiyle ilgili kafamda bir soru işareti olduğunda benim kime ulaşacağımı bilmem artık çok daha kolay. Hani doğru, biraz araştırma yaptığın zaman işte Burak Bey İtalya'da eğitim almış, işte Amerika'da şunları yapmış, böyle bir sıkıntı var. O zaman o insana ulaşacaksınız ve öğreneceksiniz. O kadar kolay ki artık, ama eskiden olsa bizim buna ulaşmak için işte bir makaleyi taramak için kütüphaneye gitmemiz, o makaleyle ilgili işte şimdi PMID numarası diyoruz, onunla ilgili işte bir şeyi vermemiz, numara bilgisini kütüphaneciye vermemiz, onun işte Amerika'daki kütüphaneyle yazışması, onun gelmesi, bize bir floppy disket içerisine bunun kaydedilmesi, sonra printer'dan alınması. Şimdi siz kuruyorsunuz, neyle ilgileniyorsunuz örneğin? En basitini söyleyelim, vokal hijyen mi? Vocal hygiene diyorsunuz. Onunla ilgili işte gerekli arama motorlarına ya da akademik arama motorlarına bunu kuruyorsunuz. Onunla ilgili bir yayın yayınlandığı anda sizin hemen telefonunuza geliyor. Sizin mailbox'ınıza geliyor. Hemen. O kadar güzel hemen ki. Fotobloğumuz var hocam. Hemen vokal hijyenle ilgili. Biz böyle vokal hijyenle ilgili fotobloklar hazırlıyoruz. Bir de tersten basıyorum ki düz gözüksün diye. Yani çok önemli şeyler var. Burada
Özellikle nefis. Doktorlarımıza sormamız gerektiğini, doktorların haricinde, yani doktorlara sormadan ilaç kullanmayın. Profesyonel opera sanatçıları, yani özellikle alerji ilacı ki kullanmayın. Bunu Amerika'da inanılmaz öğretiyorlar. Adamın kafasına vura vura öğretiyorlar esasında. Yani ben çünkü bir kere başıma geldi, işte Ayrus'un DM versiyonu yok burada. DM'si yok. Ayrus'un normali var ve aşırı derecede uyku yapıyordu. Ve ben uyuyordum yani ve daha sonradan doktor değiştirdi. Yani bizde vokal hijyenin ne kadar önemli olduğunu esasında biz böyle bloklarla gösteriyoruz. İşte ne diyor? Susuz kalmayın diyoruz mesela. Ondan sonra ses kullanma sürenize dikkat edin. Bu çok önemli. Çünkü bizde inanılmaz derecede sabahtan akşama kadar şarkı söyleyenler var. Hiç alakası yok yani. Yani belli bir sürede tutmaları lazım. Ondan sonra en önemli şey sigara, ilaç, alkol, sıcak iklim ve egzersiz yapmak lazım. Egzersize de dikkat etmek lazım. Yani türüne de dikkat etmek lazım. Doğru değil mi hocam? Kesinlikle. Önceki konuşmamızda, ilk konuşmamızda bir sorum daha vardı. Özür dilerim. Burada tekrar soracağım. Opera sanatçıları muayene sırasında ne bileyim işte dilini çektiğiniz zaman ay çekme, ay çok ağrıdı falan tarzında size yaklaşıyorlar mı? Çok merak ettim. Evet, az önceki şeyde tam başlamıştık, burayı unutmuştuk. Evet, ben gerçekten içtenlikle aynı soruyu soruyorum. Size orada dedim ki sorunuza soruyla cevap veriyorum. Nasıl bir eğitim alıyorsunuz ya da nasıl bir eğitim veriyorsunuz? Gerçekten operadan ve daha hani ilk yıllarında bile gelen genç arkadaşlarım oluyor. Muayene içinde tabii daha nasıl diyeyim, daha uzun sürelerdir işini yapmakta olanlar o konuda zaten çok daha iyi oluyorlar. Gerçekten benim en az sorun yaşadığım hasta grubum onlar muayene sırasında. Gerçi çoğu hastamda ben çok sorun yaşamıyorum. Yani ya ben şanslıyım ya bir şekilde benim şey teorim var. Bana benzeyen hastalar beni buluyor diyorum. Hani gerçekten böyle çok kolay iletişim kurarız, çok kolay işlerini hallederiz. Ama biliyorsunuz özellikle bir profesyonel sesle çalışırken, yani bir profesyonel ses icracısının muayenesini yaparken normal bir hastada tanı koymak için harcadığımız zamandan daha fazlasına ihtiyacımız var. Yani hastanın seslerinin üstünde bir polip var mı yok muya bakmak çok daha kısa süreli bir şey olabilir. Tabii ki onda da belli şeyleri yapıyoruz ama işte belli sesler çıkaralım, işte şunu yaparken zorlanıyorum hocam dediğinde biz onu görmeye çalışalım dediğimizde iki ana yolumuz var biliyorsunuz. Ya işte o dilimizi tutarak ağız içerisinden baktığımız videolaringostroboskopi dediğimiz rigid endoskopla, sert endoskopla baktığımız ya da artık teknolojik olanaklar sayesinde flexible endoskopla da hani burundan, genizden eskiden beri bakabiliyoruz ama artık onların işte high definition olanları kamerası ucunda olduğu için işte bize stroboskop yani rigid endoskopta baktığımız kadar kaliteli görüntü verenleri var. O sırada yine stroboskopi yapabiliyoruz. Şansımız ne oluyor? Dili dışarıya çekmediğimiz için vokal trakt ses yolu orijinal pozisyonunda oluyor. Yani dilini çekmediğim için karşımda hastamın o belli vokal aktiviteleri hiç değilse ben bunun da olsam da yapabilir halde oluyor. Her ikisinde de ses eğitimi almış olan insanların uyumu çok daha iyi oluyor. Mesela stroboskopi sırasında dillerinin çok daha rahat olduğunu fark ediyorum. Stroboskopi sırasında o dillerini tabana hani öyle yaptığımız zaman hani diline daha az dokunuruz. Yumuşak damağını daha az rahatsız ederiz. Hani biz de olabildiğince karşımızdakini nasıl rahatsız etmeden ne kadar etkin muayene yapabiliriz diye uğraştığımız için çok daha uyumlu olduklarını fark ediyorum. Gerçekten benim en memnun olduğum hasta grubum. Onun için hiç zorlamıyorlar beni. Tenorlar mı? Baslar demem gerekiyor değil mi şimdi burada? Hayır. Hayır, tenorlarda zorlanıyor musunuz hocam? Hiçbirinde zorlanmıyorum açıkçası. Gerçekten yani, yani kişisel değişkenler var. Mesela ben hasta olsaydım çok sıkıntılı olurdu Burak Beyciğim. Yani bir kere benim çok ciddi bir hani yutkunurken bir problemim olmuştu bundan yıllar önce belki 10-12 sene önce. Arkadaşlarım da o zaman sağ olsunlar şey dediler. Biz bakalım da hani kameradan ama monitörü sana çevirelim ki sen gör. Hani biz göreceğimizi sen gör, sen daha iyi tanı koyarsın kendine diye. O sırada bile hani çok zor bir şey o. Yani bazı insanların hassasiyeti çok farklı biliyorsunuz. Dişini fırçalarken bile rahatsız olan insanlar var. Ya da ağzının içerisinde bir normal abeslankla bir işte muayene tahta çubuğuyla bakarken bile zorlananlar var. O bireysel değişkenlikler ellerinde değil. Ama böyle bir gerçekten genelleme yaptığımızda ses eğitimi almış olan bireylerde işler daha kolay bence. Vallahi Satolof'un ofisinde bir sürü spreyler var o dili çekmeden önce sıktıkları. İşte portakallısı var, çileklisi var, limonlusu var bilmem ne. Ben dedim ki vanilyalısı var mı dedim. Bulamadılar vanilyasını. O zaman dedim baktırmıyorum ses telime kusura bakmayın dedim yani. Bu arada benim böyle bloklarım da var. Yani biz arada kalan sesler var.
biliyorsunuz hocam. Biraz işin esprisi tabii bunlar. Gerçek sesler var, erkek sesleri. Gerçek erkek sesleri baslar ve tenorlar. Arada kalan baritonlar var. Arada kalmış kimlik arayışında olanlar. Biz soru soruyoruz. Diyoruz ki bunlar sizce polise gidip kimlik başvurusunda yeni kimlik başvurusunda bulunmalılar mı sizce? Çünkü kimlik yani arada kalıyorlar ve baritonların özellikle böyle bir postür duruşları var. Görüyor musunuz hocam? Yani özellikle hangisi Fadiyez, bariton duruşu? Fadiyez'de hangisi o? Fadiyez hocam, Fadiyez çok önemli. Bakın yani şuradaki yani bu terimlere başvuracak. Fa'da böyle bir hareket var. Bu çok önemli. Bu ve bakın mide şöyle bir dışa doğru bir genişleme var. Neyse bu işin şakası tabii. Bunu ciddiye alanlar da var bu arada. Ve bir de diyorlar ki aman baritonlara taktınız kafayı. Niye? Güzin Hoca diyor. Neden sen diyor oğlum diyor baritonlarla taktın kafayı. İşin esprisi biraz gülelim. Biraz daha şey yapalım diye. Farklı şey yapalım diye. Hocam. Siz şimdi çok özür. Sorunuzu unutmadan. Bu kimlik falan dediniz ya hani şakalaştık. Evet. Evet. Gerçekten hani tabii ki siz hani belli bir performans için oradaki roldeki ihtiyaçları karşılayabilecek mi ya da hani o range içerisinde sesini çıkarabilecek mi diye düşünüyorsunuz ama eğitim sırasında buna karar vermek de çok güç değil mi? Yani Hayır. Değil mi gerçekten? Hayır. Bariton, bas, tenor diye böyle pat diye ayırabiliyor musunuz? Yoksa hani hayır, ya bu çocuğa bas mı yapalım, bariton mu yapalım böyle arada kaldığımız hiç olmuyor mu? Ben öyle ayırmıyorum açıkçası. Benim düşünceme göre herkesin, ben Burak'ın sesiyim. Siz Haldun'un sesisiniz. İşte ne bileyim İlter Bey var mesela. İlter Bey'in sesi farklı. İlter Bey de şarkı söylüyor çünkü. Ben onun bir şeyini gördüm. Yani herkesin sesinin rengi bence, ses rengi, ses tipi bence... rengi demek de voice type daha doğru olur. Yani voice tipi kendine ait. Ama eğer ona gerçekten bir şey veriyorsanız onun tekniksel ölçümleri var. Yani pasaj geçişleri var. O pasajda geçişte yani ne bileyim do diyezde eğer çevirme oluyorsa ses telinde o anlatmayalım yani o detaylara girmek istemiyorum. Siz daha uzmansınız çünkü o konuda. Yok estağfurullah. Bu tarafını ben anlıyorum ama bunları anlatamam ben. Yani söylediğiniz işte model sesinden kafa sesine geçerken o aradaki geçişi hissettirmeyecek şekilde olacak. Bravo. Değil mi? Onu anlatmaya çalışıyorum. Voice box'ta hiçbir şekilde değişiklik olmayacak. Biraz önce bahsettiğiniz gırtlakta hiçbir değişiklik olmayacak ve aynı rengi konulacak yukarıya da. Yani yukarı çıktığı zaman diye açmayacak tonu. Yani ama tabii ki bütün vücudunu kullanarak yapacak. Onu da konuştuk. Biraz sonra benim garip terimlerim var. Garip Türkiye'de kullanılan garip terimler. Bununla ilgili de bir şey soracağım. Yani o esasında zamanla belli olan bir şey tabii ki ergenlikten sonra zamanla işte ne bileyim kaslar nasıl gelişiyorsa oradaki kaslar da geliştiği zaman daha çok renk çıkıyor ama Rossini şunu söylüyor her zaman en iyi opera sanatçısında olması gereken şey ne? 1. Materyal. 2. Algılama. 3. Müzikalite. Bunlardan bir tanesi eksik olursa olmaz. Materyal her zaman en başta vardır veya yoktur. Yani eğer materyal subretse o hep subrettir. Ha, siz ama materyali de geliştirmeye çalışırsınız ama nereye kadar? Belli bir yere kadar. Yani belli bir yere geçemezsiniz. Evet. Ama saklanmış bir materyal, yani gizlenmiş bir materyali ortaya çıkartmak zaten en büyük şey. Nasıl söyleyeyim size? Saklanmış demeyeyim de çıkartılamamış materyali dışarıya çıkartmak, gösterebilmek. Yani oradaki şey. Bir potansiyel var, onu ortaya çıkarmak. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, bu benim düşüncem. Ben Burak'ın sesiyim. Ben sonuçta benim gibi başka bir ses yok, aynı renkte. Yani çok bana güzel. Çok bariton doğru demiyorlar, bas bariton demiyorlar. Ben Burak'ın sesiyim. Yani yanlış düşünenler varsa olabilir. Herkesin düşüncesi farklı. Biraz önce dediniz ki Türkiye'de çok şey yapılıyor oldu. Amerika'yı arıyorsunuz. İşte nasılsın, iyi misin? Endişeleniyoruz biz. Türkiye'de bu hep var ya. Yani ben Türkiye'ye geldiğim zaman, kilo aldığım zaman beni görüyorlardı. Ya Burak amma kilo almışsın ya falan diyorlar. Ya da abi senin saçlar değişmiş ya falan diyorlar. Ondan sonra ya bizde şey yok. Nasılsın? İyi misin kardeşim? Yani yok. Yani ben Amerika'yı aradığım zaman arkadaşıma onu soruyorum. Yani bizde böyle bir hep negatifleşme var. Bu da benim bir anekdotum. Kusura bakmayın.